Kanalıma ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi iftar saati yaklaşıyor, saat 6:30. Ben salatayı hazırladım. Ondan sonra şöyle mercimek çorbası yaptım. Nilhan'a içirdim hatta. Böyle erişte vardı. Erişte dünden kalma. Dün kabak yemeği yapmıştım. Böyle mis gibi hafif hafif yiyelim diye. Bir de böyle yahni yaptım. Böyle hafif yemekler de seçtim, ağır yemekler de. Artık kim ne isterse onu yiyecek. Bu arada Hakan alışverişten geldi. Şurada sütler falan var, yumurta var, işte pidesi var falan filan. Baya bir şey yapmış. Bu tarafı göstermesem de olur. Bugün burayı yapıp yapıp oraya attım arkadaşlar. Daha orayı toplamaya elim ermedi. Şimdi demliği falan boşaltacağım. Biraz sonra çay suyunu da koyacağım. Bu arada kulp iyice gitti. Ona bir pul lazım demiştim ya, onu bulmamız lazım. Diğer parçasını da başka yere koydum. Şimdi ben demlikleri boşaltayım. Sonrasında büyük ihtimal iftardan sonra bir yere gideceğiz. Hazırlanmaya başlayalım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik ve dışarı çıktık. Şimdi Hakan BİM'den bir şarj aleti almıştı. Benim şarj aletlerimin hepsi bozuk. Bir tanesi de böyle temas ediyor gibi, etmiyor gibi. Neyse, BİM'in bir tane şarj aleti var. Onu kullanıyorum hep. Bu sefer farklı almış. O yüzden Android için olandan almış. Evet, aynı için. Android için olandan aldığı için onu değiştirmeye geldik. Buradan da nereye gideceğiz bilmiyorum. Saat 9 oldu zaten, marketinde kapanma saati. Bu arada ışık ne kadar kötü. Daha fazla çekmeyeyim bari. BİM'in ışığıyla çekiyorum. Zilim, nereye geldik? Buraya geldik. Buraya mı geldik? Sana yok. Yakalanmayacağım ben diyor. Neyse, suyu da var Allah'ım. Arkadaşlar günaydın. Yeni bir günden hepinize merhaba. Ben yine işimin başındayım. Şimdi geçen gün biliyorsunuz peluşalı almıştım. Şöyle ortasında bir tane mavi leke olmuş. Nilhan yapmış herhalde. Şu an gösteremedim ama dün de bunları yıkadım. Yumuşatıcı kullanınca böyle oluyor. Sonrasında ben bunu böyle süpürgeyle tarattırıyorum. Düzeliyor. Dün de banyo paspasıyla onu yıkadım. Sonrasında dün nevresimler değişti. Şu da kalkacak yorganım. Havalandırdım, bir türlü kaldırmaya elim ermedi. Şunlar da Nilhan'ın dağınıkları. Neyse. Şimdi bugün şu peluşu da yıkayayım. Nilhan üstünü leke yapmış. Hem de geçen gün ben kabak kızartmıştım. Mücver yapmıştım. Mücver yaptığım gün giyinme odası da dahil, salon, oturma odası, mutfak, banyonun paspasına bile yağ kokusu sinmiş. Çok az da yağ kullanmıştım ama niye öyle oldu bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yani Nilhan'ın saçları bile yağ kokuyordu. O kadar berbat haldeydik. Şimdi bu da aynı şekilde buna da sinmiş. Hem o leke yüzünden hem de o koku yüzünden, evin girişinde olduğu için böyle yüzüne birden girince o yağ kokusu çarpıyor. Dedim bunu hazır sarsa, inşallah sar diye düşünüyorum. Bir yıkayacağım. Sonrasında ne yapacağım? Bir sürü işim var aslında da. Neyse, şundan bir başlayalım artık. Sonrasını buluruz. Böyle insanı yormayan şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. 2 saniyede sığdım. Deterjanını koydum. 15 dakikalık programda 30 derece yıkayacağım. Dediğim gibi o koku değişsin diye yıkıyorum. Şimdi buradan çıkalım. Peluşu attım makineye, geldim makyajımı temizlemeye. Aslında dün temizlemiştim ama yine de böyle minik minik şeyler kalıyor, kalıntılar. Sanki gözüme hapsolmuş gibi. Neyse, çıkartalım bakalım. Bu arada saçlarımı falan topladım. Şöyle şu dağınık halimden kurtulayım. Leke kremini sürmeye devam ediyorum. Yalnız dün günde 2 kere sürmem gerekirken bir kere sürdüm. Bazen unutabiliyorum. Yani tek kendimle ilgili olsam bu kadar şey olmaz ama unutulabiliyor.
Bu arada dün akşam birileriyle buluşacaktık. Sonra iptal oldu. McDonald's'a gittik. McDonald's'ta kahve falan içtik. Nilhan dondurma istedi. Dondurma aldık. Tam eve dönüyoruz. Şey geldi. Haber geldi. İşte biz geldik, sizi bekliyoruz diye iptal olmuştu. İnsanlarla da hayatımda ilk defa tanışacaktım. Ama hayatımın en iğrenç bir saatiydi diyebilirim. Çok değişikti yani. Neyse. Kötüydü yani deneyimlerim. Bir insanın hayatına müdahale etmesi kadar kötü bir şey yok. Bir de ilk defa tanışıyorduk yani. Sıkıntı orada başladı zaten. Çok sinirlendim dedim Hakan'a. O neydi, ben anlayamadım dedim. Yani neden böyle bir şey oldu? Başımıza niye böyle bir şey geldi, gerçekten anlayamadım. Neyse. Hakan da dedi her şey bir tecrübe. Boşversen takıl dedi. Ama eve gelme çok sinirliydim. Ve sinirli olduğum gibi de gece bayağı 3'e kadar uyuyamadım o yüzden. Neyse, hayırlısı olsun ya. Dediği gibi bir deneyim oldu. Bu arada bir derdim daha var. Karşı komşumun çöpleri. O kadar çok çöp oluyor ki bizim kapıya kadar geliyor. Keşke bir çöp kovası kullansa. Desem yanlış anlar, işte kırar mıyım diye de söyleyemiyorum ama daha kötüsü kedi geliyor apartmana ve onun çöplerini deşiyor. Her yer kemik, pislik. Yani bu kadar rezil bir kapı görüntüsü olamaz. Hani ben gibi köşede otursa biz asansöre gitmek için onun kapısının önünden geçmek zorundayız. O çöplere basmadan geçmeye çalışıyoruz. Bir ara kapısını çalıp söylemek istiyorum yani. Bu arada şu bluzum vardı ya, geçen gün aldım. Bu bluzu arkadaşlar ben mutfağı temizlerken çamaşır suyu kullandım tezgahını. Dedim uzun zamandır, hani size diyorum ya, kendi başıma temizlik yaparken kimyasal kullanmıyorum diye. Uzun zamandır çamaşır suyuyla temizlemiyordum. Dedim hazır şunu bir çamaşır suyuyla temizleyeyim. Ondan sonra sen gel şurası böyle karın kısmı değ şeye, çamaşır suyuna. Rengi açıl. Daha yeni almışım. Bir üzüldüm. Hakan dedim ben bunu şey koyacağım. Leğene basacağım çamaşır suyuyla. Dedim artık bozulursa bozulsun atarız yani, iyice kötü olursa. Ya da dedim temizlik yaparken giyerim. Hakan dedi kendin bilirsin. Neyse, 2 gün çamaşır suyu suda beklettim. Biraz böyle şey, dokusu incelmiş ama rengi beyaz. Ekruydu, beyaz oldu. Sanki böyle daha iyi oldu bu arada. Yani onu da böyle çözüme kavuşturdum. Çünkü hep söylüyorum ya, yani bir şeyim yeniyse bile ya çamaşır suyu değiyor ya başka bir şey oluyor. Bir kere de şu bir tane Bugs Bunny böyle pijamam var, tişört şeklinde. Onu da ilk aldığım gün böyle Japon yapıştırıcısının ağzını açınırken şöyle bir şey yaptım, bir fışkırdı buraya. Geçen gün asetonun şeyi çözdüğünü biliyorum, Japon yapıştırıcısını. Dur dedim ya şunu artık çıkartayım. Neyse asetona batırdım, çitiledim. Dizimde böyle tırnağımla şey yaptım. Bu sefer git alttaki eşofmana da bulaşalım Japon yapıştırıcısı. Orada da böyle beyaz beyaz şey gibi kalmış, leke gibi. Hani böyle bir şey dökülmüş gibi. Geçen gün dedim şunu iyice tırnağımla kazayım. Kazdım üstünde. Olanı bakın, yırttım orayı ya. Kazırken gitti güzelim tişört. Neyse artık öyle yırtık falan giyeceğim yani, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunu da o şekilde kurtardım. Yalnız hala böyle bir kere de makinede yıkadım halde bir çamaşır suyu kokusu var. Hiç de sevmem çamaşır suyu kokusunu. Böyle nefret ettiğim bir koku. Yani body'yi böyle bu şekilde kurtardım. Neyse. İşim var mı yok mu bilmiyorum. Bir bulaşık makinesi boşaltılacak. Onu boşaltayım. Bu arada akşama yemeğim var. Dünden yemeklerim arttı. Hakan hiçbir şey yapma gerek yok dedi. Bir salata yaparız, onu yeriz dedi. Dün akşam zaten salata vardı. Bu arada dün yahni yaptım dedim ya, yahninin üstünde etler böyle şeydi, kemiklerin üstünde daha doğrusu. Ay dedim, 2 poşet çıkarttım, dur dedim ben bunu kaldırayım. Ondan sonra 1 poşet yeter bize falan filan, zaten diğer yemekler de var dedim. Sen pişir, üstünde bir tane et yok. Kemik sıyırdık dün. Neyse lezzetliydi anlattım. Emeğimi acıdım yani. Keşke diğer poşeti de alsaydım. Bir de ben yahni yapmadan önce etleri mühürlüyorum.
o kara suyu çıkmasın, tadını bozmasın diye. Gerçekten çok lezzetliydi. 3-5 parça et bulduk üstünde. Yarısını Nilhan'a verdim, yarısını kendim yedim. Bir kemiği daha Hakan sıyırdı. Ama etler beni kandırdı yani, anlayacağınız kemiklerin üstündeki. Bu arada Nilhan'ın odasını havalansın diye açmıştım. Şu mücver olayını anlattım ya, o günden beri her yer kabak kokuyor, yağ su, yağ kokuyor. Ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. Eve sindi diye yıkayabildiğimi yıkıyorum. Salona bile sinmiş. Düşünün artık, salonun kapısı genelde kapalı. O gün de internetimizde bir sorun oldu, dedim ya mücverin tarifine bakamıyorum diye. Ondan sonra internetçileri falan aradık. Modem de orada duruyor. kapısı öyle açık kalmış, şans ya. Orayı bile havalandırdım yani, çıkmıyor o koku. Orada Nilhan'a kahvaltı hazırladım. Şimdi bir de onu toplayayım. Makinemi boşaltayım. Sonra bir yerlerde görüşelim. Makine de bitti. Zaten 15 dakikalık programdı. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Yeni aldığım şeyleri yıkarken böyle biraz panik oluyorum. O leke de çıkmıştır diye düşünüyorum. Mavi bir boya lekesiydi. Efendim. Şimdi ben bunu balkona asacağım. Bakayım var mı bir leke. Galiba çıkmış. Balkonda bu kurusun. Bugün havada güneş yok ama yine rüzgar var. Neyse. Bu süpürünce öbürü gibi düzelir diye düşünüyorum. Leke yok olmuş, tam ortadaydı. Mis gibi de kokmuş. Yani hava böyle. Şunlar da tavuk mu? Bu tarafa çok fazla bakmadığım için burayı böyle şey merak ediyorum. Bu arada eski evim de şuradaydı. Şöyle şu manzarayı görüyordum eski evimden de. Orada bir yerlerde yani. Buraya yakın. Şurayı da kapatayım da cereyan yapıyor sonra. Her yer çarpıyor. Çarpmasın. O da orada bir 15-20 dakikaya kurur. Çünkü iyi rüzgar var. Şimdi salona geldim. Salonda geçen gün yaydığım yorgan var. Daha doğrusu Hakan buraya getirmiş. Ben bunu başka bir yere yaymıştım. Sonra dedi bunu salona koydum. Bu yorgan istikbalin yorganı. Ama nevresimlere uymuyor. Yamuk mu basılmış? Ondan sonra basılmış derken dikilmiş. Ya da şey oluyor ya, hani bazı markaların nevresimleri. Mesela sadece buna istikbalin nevresimi oluyor olabilir. Çünkü İngiliz Home'dan falan aldıklarım olmuyor. Kenarları boş kalıyor. Geçen gün o kabak olayından sonra bu da kokmuş maalesef. Benim vakumlu hurcum vardı. Vakumlu hurç patladı bazanın altına yerleştirirken. Sonra yenisini alayım dedim. 70 liraya çıkmış. O aldığım hurçlar, ben 20 liraya 15 liraya alıyordum. 70 lira da bir hurç için çok geldi. Şimdi diğer yorganımı da göstermiyor. O var. Bir de iki tane yastık var dışarıda duran. Bunları böyle bir şeye koymam lazım. O vakumlu hurca koyup bazanın altına yerleştirmem lazım. Çünkü bazanın altında yer kalmadı. Sabah Hakan işe gitmişti. Sonra geri gelmiş. İşte sohbet ediyoruz falan. Dedim. Salonu dedim şeklini değiştirmek istiyorum. Bahar da geliyor ya, böyle içim kıpır kıpır. Çok severim böyle. Baharları hem dekorasyon değişiklikleri olsun. Hem şey olsun. Böyle. Değişikliği seviyorum yani, anlayacağınız. Ama dedim ne şekil yapacağıma karar veremedim. Şimdi hem şu yorganı alayım diye geldim, hem de burada böyle bir şekil değişikliği düşünüyorum. Büyük gibi görünse de salon kare gibi. Kare olunca da sıkıntı oluyor. Bundan iki önceki evimde de kareydi. Bir biçimsizlik oluyor. Böyle dikdörtgenler de sanki daha güzel oturuyor gibi. Hani ilk evi taşıdığımda herkes demişti salonun çok karmakarışık görünüyor diye. Yani ben de böyle bu durumdan çok memnun değilim. Nereye ne alsam diye bakınıp duruyorum açıkçası. Böyle mobilyacı gibi dizim dizim de olsun istemiyorum. Yani zaten buraya çok giren olmuyor ama yazın ben buranın kapısını açarım. Ya burada da oturulur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. O yüzden de şimdi geldim salona bakıyorum. Buranın camı hala silinmedi. Diğer bu sildiğim camlar da gerçi battı da. Yağmur, çamur, kar sürekli yağdı biliyorsunuz. Bir el atacağım şöyle bahar temizliği altında. İnşallah. Yani camlar silinseydi. Geçen gün işte yatak odasını falan sildim. Ondan kurtuldum. Yatağın altı çok kötü. Dyson'ın sopası çok fazla girmiyor. Robo süpürgem de biliyorsunuz serviste. Öyle olunca da
Yatağın altı bayağı bir gübür oldu. Anca Vildayla aldırıyorum böyle. Ama ne kadar Vildayla da aldırsam yine 2-3 gün sonra aynısı oluyor. Yani böyle bir temizlik fikri var kafamda. Bilemedim. Şimdi salona bakıyorum neyi nereye koyabilirim diye de. Ben böyle salonumu hiç kullanamadım diyebilirim, müze gibi. Gelen de zaten şeye oturuyor, mutfağa oturuyor. Ya da oturma odasına geçiyor. Kimse salonda durmuyor. Ben de ayrım yapmadan eşyalarımı kullanmayı severim. Yani öyle saklama falan uyum yok. Geçen sene annemlerin geleceği gün Nihan'ın eline keçe kalem verdim. Ondan sonra boyama yapıyor falan. Biz de Hakan'la mutfaktayız, işte bir şeyler hazırlıyoruz. Sonra bir gittim, Nilhan bütün beyaz sandalyenin arkasını kırmızı keçeli kalemle, vitrini buldu, her yeri boyamış. Sonra günlerce uğraştım, zorla çıkarttım. Hala böyle ufak ufak izleri var. Şeyi fark ettim, ben evlendiğimden beri bu koltukları hiç silmedim, oturulmadığı için herhalde. Bir ara diyorum Arap sabunu aldım, bunları da sileyim bari. Diğer koltuklarım çok kötü. Geçen gün Nilhan su döktü. O da ilk defa kusmuş. Benim koltuklarım asla kusmuyordu ama demek ki çok kirliydiler. Kusmuş yani. Bir ara halı yıkama makinesini çıkartıp silmek değil de burayı da orayı da yıkamak istiyorum. Bu arada halı yıkama makinesini, deterjan bulmak çok zor. Deterjan işini halledersem hepsi olacak diye düşünüyorum yani. Şöyle yaz geldi artık. Hani hava bulutlu olsa artık evler sıcak. Bu arada biz bugün kombiyi de kapattık. Dünden kapatabilirdik de Hakan dedi hadi bu gece de yansın. Nilhan için korkuyoruz. Üşümesin, hasta olmasın diye. Çünkü gece üstünü açıyor. Bugün dedim en sonunda şu kombiyi kapat. Bilmiyorum ki dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Dene bakalım dedim. Bir şeyler denedi falan. Kapandı sonra. Yani kaloriferleri de kapatmış olduk. Artık bahara adım adım yaklaşıyoruz. Giyme odası var aklımda. İnşallah giyme odasına gireceğim. Yalnız oraya girersem çıkamayabilirim. Gerçekten çok fazla iş var. O yüzden de Hakan'ın evde olduğu bir günü seçmek zorundayım. O da cumartesi günleri evde. Haftaya cumartesi olmadı, bir oraya girerim. Yani hayırlısı diyeyim. İşler böyle. Sonrasında da artık ön balkonun sezonunu açıp ön balkon keyiflerine geçebilirim. Dün mesela Hakan'a dedim iftar yemeğini dedim dışarıda mı yesek? Ama çok rüzgar vardı. Her şey başımıza geçebilirdi. Hadi dedim boş ver. Nihal'ın bebek arabası balkondaydı. Onu da apartmana aldım falan. Apartmanda kapının önü çok dağınık. Taşınmadan kalan şeyler var. İşte perdeler duruyor. Aslında onlar gitmişti. Sonradan perdelerin yerini değiştirince lazım oldu. Geri geldiler. Nihal'ın kullanmadığım puseti duruyor. O puseti belki satabilirim. Yani böyle hepsinin bir düzenlemeye girmesi lazım ama hepsi yavaş yavaş oluyor. Anca evin içinde mutfak girdim zaten çıkamıyorum. Mutfak dışında da böyle hani ufak tefek çamaşır yıka, ütü yap, işte toz al, yer sil. Az az da onları yapıyorum. Kapının önüne bir türlü sıra gelmiyor. İnşallah onu da en kısa zamanda hallederim. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram hesabımı da şuraya bir yere bırakacağım sizler için. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı Ramazanlar.